Fatmaca 1453'ten abi kardeş Ali İbrahim Gümüş, Yunus Emre Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Finale kadar geldiniz. Çok güzel bir performans. Hak ettiniz buraya gelmeyi. Öncelikle final sizin için ne ifade ediyor? Finalden önce bizim hedefimiz Brezilya'ya çıkabilmekti burada sezona başlarken. Onu da finale çıktığımızda garantiledik zaten. Şimdi de final olursa çok güzel olacak. Olmazsa da üzgün ayrılmayacağız. Bir taçlandırma yani, olacak. Aynen, taçlandırma olacak. Çünkü karşımızdaki rakibi de tanıyoruz, Göztepe. Onlar da en az bizim kadar hak ediyorlar. Yani kim kazanırsa kazansın, hak edilmiş bir şampiyonluk olacak. O yüzden rahatız yani. Birinci lige çıktık. Onun keyfini çıkaracağız inşallah. Peki Yunus, seni özellikle gollerle maçtan sonra da yanıma gelip benim golüm eksik yazılmış demenle tanıdık. Eyvallah. Bugün de gollerine devam edecek misin? Ne olur? Kaç gol atarsın? Öyle bir şey söylemeyeyim. Rakibimiz çok iyi bir takım. Yani bizim tek amacımız çıkıp futboldan keyif almak. Zaten birinci lige çıktık. Bunu taçlandırmak istiyoruz. En az rakibimiz de bizim kadar istiyor. Önemli olan sağdan dostça ayrılmak. İnşallah golümü de atarım. Taraftarımı ederim yani. Peki başkan, ben bunu her takıma sorarım. Prim ne? Bir prim var mı ya? Takımı nasıl motive ettin? Prim ne? Açıkçası bir şey konuşmadım maçtan önce ama bizim motive olmamız, taraftarımız, bunu herkes biliyor zaten. Dışarıya baktıklarında orada şu an dışarıda 100'e yakın taraftarımız var. Onları buradan üzgün göndermemek bizim en büyük motive kaynağımız. Peki ben şunu da söylemek istiyorum. Geçen hafta röportajda da söylemiştim. Taraftarınıza ben teşekkür etmek istiyorum. Yani ben ne zaman görsem gündüz maçı, gece maçı, yağmur, güneş, hiç ayırt etmeden her zaman buradalar. Yani muhteşem bir taraftar kitlesi, bir aile. Yani zaten Atmaca denildiği zaman hani 7 tane artı 2-3 tane de yedek, öyle bir şey gelmiyor bizim aklımıza. Biz bu takımı hani taraftar takım bir kurduk, hep bir olalım diye. Onu da başardık. 2-3 yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Taraftar olduğu sürece Atmaca buralarda olmaya devam edecektir. Zaten 15-20 kişiden aşağıda takım fotoğrafı vermiyorsunuz yani. Bu da gösteriyor ne kadar büyük desteğinizi. Zaten abi kardeşiz. Takımda başka abi kardeşler var. Herkes kuzen neredeyse. Biz bir aile takımıyız. Dışarıdan da birkaç tane arkadaşımız var. Onlar da ailemizden oldu artık. Dışarıdakiler de kuzenlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımızın annesi babası. Yani böyle bir aile olduğumuz için kimse buraya futbol olarak bakmıyor. Yani aile ortamına geliyor herkes buraya. O yüzden böyle güzel bir kalabalık yakaladık. Üstüne başarı da gelince tabii daha keyifli oluyor yani. Peki finaller hata kaldırmaz. Evet. Bir pozisyon olur, top çarpar, döner, bir hata, bir anlık dalgınlık, geriye düşebilirsiniz. Bir kart, bir şey olabilir. Yani bunu konuştunuz mu hafta içi? Aman arkadaşlar sakin olalım, kart görmeyelim, yani kendimize hakim olalım gibi. Konuştuk tabii ki. Biz daha önce hani çok eski bir takım değiliz. Toplasak 4-5 sezonluk bir takımız. Ama final kaybettik de final kazandık da. Kazandığımız finali 10 dakika kala 2 fark gerideyken gelip kazanmıştık. Onun için bu tip kırılma anlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ona göre konuşmalarımızı yaptık. Maça hazırlandık. Peki sizin, benim gözlemim şu var. Sabit bir kaleciniz yok yani, sürekli bir dönüyor. Birinci ligde buna bir çözüm bulacak mısınız? Bizim, normalde var bizim sabit bir kalecimiz. Muhammed Fettoğlu zaten. Ama o sakatlıklar yaşadı. Çok şanssız bir sezon geçirdi bu sene. O yüzden böyle biraz hani kalede rotasyon. Hatta ben geçtim, Mustafa abi geçti. Kalecisiz olduğumuz bir maçta az daha da eleniyorduk bilekseki. Yani orada direkten döndük diyebiliriz. Emre'nin ilk maçta bilerek sarı kart görüp maça çıkamayıp rahatladığımızı sanmıştık ama işte ikinci maç öyle olmadı. Kalecisiz çıkmak zorunda kaldık. O da tabii ister istemez turu riske attık. Ama bir dahaki sezona daha temkinli bir kadro kuracağız. Peki bir skor tahmini alayım önce başkanla. Yani çok zor skor tahmini de. Bir yani, bir biter penaltılarda kim alırsa alır abi, öyle değil. Çünkü rakip çok saygılı olacak bir takım gerçekten. Evet. Yani, namalip. Aynen, namalip. Şu ana kadar bizim tarihimizde belki de oynadığımız en iyi takım. Hani Monte de vardı tabii bunun içinde. Kupada oynamıştık Monte ile. Onun için hani yeneriz gibi bir şey iddia edemiyorum. Biz çıkıp son pozisyona kadar çocuklar mücadele edecek. Hani güçlerinin sonuna kadar, ondan sonra kazanırız, kaybederiz. Sıkıntı yok. Biz yine burada hep birlikte mutlu bir şekilde ayrılacağız burada. Birinci ligde yine buradayız. Yenilsek de yensek de herkes yine burada yani. Peki Golden 2'nin önemli takımlarından birisiniz. Organizasyon hakkında görüşleriniz nedir? Neyi eksik görüyorsunuz? Ne daha benim iyi gollerim yazılmıyor. Organizasyondan memnunuz ya. Yani biz futbolcular olarak organizasyondan memnunuz. Organizasyonda hani öyle büyük eksikler diyebileceğimiz şey yok. Tek kendi adıma eleştirebileceğim nokta kartlar noktası.
hani sarı kartları bizim takip ediyor olmamız, başka öyle organizasyonla ilgili bir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Tesis güzel, ortam güzel. Takımlar kaliteli. Sağ olun, siz mutluyuz. De ilgileniyorsunuz. Yani burada zaten evet yani ilgilenen çok arkadaş var. Onunla ilgili bir problem yok. Peki ben tekrar tebrik ediyorum. Birinci lige çıktığınız için ayrı tebrik ediyorum. Finale geldiğiniz için ayrı tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.